Sana hasret, sana vurgun gönlümüz. Neredesin mavi gözlüm, nerede? Bu gemi, bu kara deniz, sarı saçlı mavi gözlüm, nerede? Nerede? Neredesin? Evet sevgili izleyenler, Sonostik'ten herkese merhaba. Bugün Balkonak Köyü'ne konuk olduk. Yanımızda İsmail Bey var. Evet, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim İsmail. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Balkonak Köyü'nün muhtarıyım. Lise mezunuyum. Açık öğretimden üniversiteyi okumaya devam ediyorum. İsmail Bey, bize Balkonak Köyü'nden kısaca bahseder misiniz? Balkonak Köyü, Isparta'nın en büyük beldelerinden bir tanesiydi. Evet. 1958'den 2014 yılına kadar belediyeydi. Ama yurt dışına göç fazlalığından dolayı nüfusumuz kalmadı. Evet. Toplamda Balkonak'ın nüfusu 18.500 civarında, 19.000'e yakın. Bunun 11-12.000 arası yurt dışında. 3.000-3.500 arasında İstanbul'da var. Köyde mevcut nüfusumuz 1.100 ama yaz aylarında 10.000'in üzerinde oluyor. Köyün geçim kaynağı %98 emekli. Emekli şehri oldu artık Balkonak. Tatil köyü gibi bir yer oldu. Evet. Çok fazla çiftçilik yok. Hayvancılık da yok. Avrupalı yakınlarına yardım ederler. Durum bu şekilde. Adı üstünde Balkonak. Daha önce de üzümü meşhurdu. Ama bu göçten dolayı üzüm sektörü de bitti gibi bir şey yani. Tükenmek üzere. Evet, Balkonak Köyü'nün sıkıntılarından ve bu zamana kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan biraz bahseder misiniz? Balkonak Köyü'müzün herhangi bir sıkıntısı çok büyük anlamda yok. Biraz önce de söylemiştim ya, 1958'de 2014 yılları arasında belediye olduğundan dolayı altyapı, üst yapının bazı bölgelerde problemlerimiz var. Su gözü mesire alanımız var. Oranın yolu. Bir de yeni Avrupalıların yaptırmış oldukları yeni Akşehir yolu üzerinde toplu konutlar var, 72 tane. Buranın kilit parke taş veya asfalt yapılması gerekiyor. Bir de gençlerimize halı saha projemiz var. Onu da Isparta İl Özel İdaresi ile %60'ını İl Özel İdaresi, %40'ını köy muhtarı olarak biz karşılayacağız. O projeyi de başlattık. Onun dışında yaptıklarımız... Belediye hizmeti vermeye devam ediyoruz. Düzenli bir şekilde Balkonak Köy Muhtarlığı olarak 4 kişi çalıştırıyoruz. Balkonak Belediyesi'nin bütün mal varlıkları taşınır taşınmaz köy muhtarlığına devir oldu. Araç sıkıntımız yok. Sağ olsunlar, yurt dışından yeni bir de itfaiye aracı hibe ettiler. Yine cenaze nakil aracımız arızalıydı. Onu da bir hayırsever vatandaşımız aldı. Yani köyde çok büyük ihtiyaç şu anda yok. İki bölgede yolumuz var. Onun haricinde özel idarenin biraz eksikleri var. Onları da bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. İşte çöp konteyneridir. Hani küçük şeyler ama biz Yalvaç, Isparta'nın son noktası olduğu için hizmette biraz geç kalıyorlar. Bu hizmetleri de biz tamamlıyoruz. Durum bu şekilde yani. Tamam. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin şube başkanıyım. Yan tarafta ADD'de. Öyle olduğu için dernek faaliyetlerimiz çok iyiydi. Isparta şubesiyle beraber işte 3 köyde Atatürk büstü yoktu, bu büstleri yaptık. 2014 eğitim öğretim yılında okullar, Balkonak'taki ilk öğretim ve orta öğretim kapatılmıştı. Ve biz burada o dönemde okul olmayan yerde 23 Nisan gecesi düzenledik çocuklarla beraber. İşte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Böyle olunca halkın da takdiri ile 8 kişiydik bu yarışta. Bana nasipmiş. Ben oldum yani. Bugün bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için size. Sağ olun. Sana hasret, sana vurgun gönlümüz. Neredesin mavi gözlüm, nerede?